You guys, don't download Talking Angela, because it's a fat guy that looks at you through the camera and he's going to talk. Tabii ki bu uygulamaların sizin hareketlerinizi ve sesinizi taklit edebilmesi ya da eski versiyonlarda olduğu gibi mesajlarınıza cevap verebilmesi için telefonunuzdaki kameraya veya mikrofona da erişim sağlaması zorunlu. Check it out. Angela could be saying things that are appropriate for kids. Did you just touch me? Behave yourself. Let's grab a drink. I say go for the lightning shot. Umarım Angela bu videoyu yapmama kızmaz. Çünkü söyleyeceklerim Angela'nın hiç hoşuna gitmeyecek türden. Peki, ilk sorum size olacak. Hiç Angela oynarken arkasında yazan, tabeladaki yazan kültür yazısını dikkat ettiniz mi? Translate'e bu kelimeyi yazdığınız zaman kişiye özel tasarım anlamı çıkıyor. Peki bu Angela'nın sizi taklit ettiğini, yani kişiyi taklit ettiği anlamına gelir mi? Bence gelebilir. Yazının alt tarafına, yani kültür yazısı ve kafe yazısının tam ortasına baktınız mı? Oradaki resme dikkatlice bakmanızı istiyorum. Oradaki resim gerçekten korkunç değil mi? Aslında yapımcılar bu tabloyla, yani bu resimde de aslında bize gereken mesajı vermişler. Zaten yazının alt tarafına, yani kültür yazısıyla kafe yazısının tam ortasına baktığınız zaman bir ürkütücü resim görüyorsunuz. Yani Angela'nın bir güzel yüzü var, bir de kötü yüzü. Aslında yapımcılar bize burada Angela'nın karanlık yüzünü göstermek istemişler. Fakat biz anlamamışız. Yani o gördüğünüz sevimli Angela'nın arkasında kötü bir kedi yatıyor. Like someone was behind the eyes watching you at all times, even if you're off the app and your phone's off. Angela birçok kişi tarafından oynanmış, en azından bir kere telefonlara indirilmiş bir uygulama. Bu oyunu diğer oyunlardan ayıran iddia ise oldukça korkunç. Çünkü Angela bizi izliyor olabilir. Birçok habere konu oldu. Bu haberler arasında en çok dikkat çekici olanı ise Angela'nın bizim kameralarımız tarafından bizi izlediğiydi. Sizce de gerçekten Angela bizi izliyor olabilir mi? Düşünün, tuvalete gidiyorsunuz ya da evde ailenizle berabersiniz ve dışarıdan bir göz sürekli sizi izliyor. Şu an bile tüylerim ürperdi. Sizce gerçekten Angela bizi izliyor mu? Yıllar yıllar önce bir adam bir oyun yaptı. Büyük mavi gözleri olan bu kedi oyununda oyuncu kediyle konuşabiliyor, ona sorular sorabiliyordu. Fakat daha sonraki sürümlerde Angela isimli kedi tuhaf davranışlar sergilemeye başladı. Kendisine sorulan sorulara tuhaf cevaplar veriyor, hatta oyuncuyu öldürmek istediğinden bahsediyordu. Peki bu sevimli Angela neden bu hale gelmişti? Çocukların sevdiği karakter Angela neden onlara düşman olmuştu? Hepsi bu videoda. Angela, Tom'dan sonra o kadar çok seviliyordu ki yaklaşık 2 milyara yakın bir indirme elde etti. Yani Angela'nın ne kadar sevildiğini artık siz düşünün. Türkiye nüfusunun ortalama 82 milyon civarında olduğunu biliyoruz. Yani 25 kere Türkiye nüfusu kadar insan bu uygulamayı indirmiş. Angela'nın ilk uygulamaları o kadar çok taklit yeteneğine sahipti ki biz esnediğimiz zaman esneyebiliyor, el salladığımız zaman da bize el sallayabiliyordu. Peki bu izinleri sizin bu uygulamaya verdiğinizi biliyor muydunuz? Uygulama indirildiği zaman sizden çeşitli izinler istiyor. Bu izinler arasında en tehlikeli olanı mikrofon erişim izni, kameraya erişim izni ve galerinize erişim izni. Bu izinler sayesinde uygulama istediği zaman sizi dinleyip görüntüleyebiliyor. Hatta daha önceden çektiğiniz resimlere dahi ulaşabiliyor. Angela hakkında ilk tuhaf ve ürkütücü iddia ise Facebook üzerinden paylaşım yapan bir kişiden geldi. Facebook üzerinden paylaşım yapan kişi Angela uygulamasının gözlerinde kamera olduğunu ve hacker ya da hacker gruplarının uygulamayı indirenleri izlediğini söyledi. Ve bir anda gündem oldu. Çünkü birçok kişi durumu fark etmişti. Angela'nın eski uygulamalarında Angela'ya çeşitli sorular sorulabiliyor, yazışılabiliyordu. Not going to happen. Life was so boring before you came here. Not. Angela sizin sorduğunuz sorulara cevap veriyor, hatta size sorular dahi sorabiliyordu. Soru sorması normaldi tabi. Fakat bu sorular kişinin özel hayatı ile alakalı sorulardı.
Örneğin kaç yaşında olduğunuzu, yaşadığınız yeri, ailenizin kim olduğunu, hatta bazen saç renginizi dahi sorabiliyordu. Bir uygulama neden sizden bu kadar detaylı bilgi istesin ki? Bu da Angela'nın arkasında kişilerin sizden çeşitli bilgiler almak istediğini gözler önüne seriyordu. Aslına bakacak olursak yapıncılar birçok yerde bize zaten uyarıları yapmıştı. Örneğin kafe isminde aslında telaffuz edildiğinde kültür kafe gibi okunuyor. Fakat orada yazan aslında dikkatli bakıldığında kültür, yani kişiye özgü anlamı taşıda görülüyor. Siz de Translate'ten çeviri yapıp rahatlıkla görebilirsiniz. Kültür yazısının alt kısmına bakacak olursak karşımıza kediye benzeyen ama tam da kedi olmayan bir çizim var. Yapımcılar Angela'nın karanlık yüzünü göstermek istemiş olabilirler mi? Peki bu kadar insan Angela'nın kullanıcıları gözetlediği hakkında şikayetleri ve kanıtları, resimleri varken bu kadar insan yalan söylüyor olabilir mi? Aslında doğru cevabı söylemesi gerekenler Angela'nın yapımcıları. Şu ana kadar susuyorlar. Bu da demek oluyor ki aslında söylentilerin hepsi doğru olmasa da bir kısmı gerçekten de doğru. Angela'nın yeni sürümleri ciddi şikayetler sonucunda değiştirildi. Artık 2013 ya da 2014 yılındaki uygulamalar yok. Ama siz isterseniz ben eski uygulamasını indirip bir analiz yapabilirim. Gerçekten 2013 ya da 2014 yılındaki sürümler bizi izleyebiliyor mu? Ya da bize korkunç cevaplar veriyor mu? Bunu kanalımda inceleyip size bir video haline getirebilirim. Hatta sizin istediğiniz sorular olursa bunları Angela'ya da sorabilirim. Sizlerin de yapmamı istediği çeşitli videolar varsa lütfen yorumlarda bana yazın. Bu tür videoların devamının gelmesi için de kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.